En son ben ölürsem bunun sorumlusu Berkan'dır. Bunu ne zaman söylüyor? Arkadaşına söylüyormuş. Öncesinde. Hep Berkan'dan bir şüphelenmiş o zaman. Yani özellikle ilk aldatıldığını öğrendikten sonra. Aynen, çok üzüyordu onu. Son zamanlarda çok üzüyordu. Garip hareketleri, Çok tavırları. garip hareketleri gösteriyordu. Sonra sabahlara kadar eve gelmiyordu. Annesi sürekli ağrıyordu. Kaderi ağrıyordu. Onu adam edeceksen sen adam edersin. Sen ondan ayrılırsan işte tekrar bu ya şeye, yasaklı maddeye başlar. İşte eve gelmez, ne olur kader onu bırakma falan diye. Şimdi kaderle Berkan'ın arasındaki mesajlaşmayı göstereceğim dedim ya sevgili izleyiciler. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Şimdi biliyorsunuz kader 8 Ekim'de maalesef AVM'den atlayarak hayatını son veriyor. Şu anda da 7 Ekim'de 2022 Cuma günü kader ve Berkan arasındaki mesajlaşma ekranlarınıza geldi. Berkan biliyorum mami diyor. Kader de diyor ki 99 nereden çıktı? 60 bindi sanki. Berkan da diyor ki o kadar denedim verdi mami diyor. Kader de diyor ki peki diyor yani gülücük atıyor ama Berkan verdi ama alabilecek miyiz banka verecek mi diye soruyor. Kader de verdi şu an hesabımda diyor. Berkan da nasıl hesabında diyor. Kader yani cep şubeden onayla diyor açıp onayla diyor. Berkan'la şifre neydi diyor. Sonra Berkan bana vermediler biliyor musun? Sana nasıl verdiler? Ben şok. Kader de diyor ki ne diyor? Girmiyorum hesabına şu anda. Şu uygulamanın yeniden şifresini al hayatım diyor. Şimdi normalde aslında iki nişanlı daha doğrusu 60 bin lira üzerinden konuşmuşlar. Ama Berkan Efendi 99 bin lira olarak başvurmuş. Böyle bir şey var mı? Ya nasıl böyle bir şey olabilir Berkan ya? benim hesabıma da müdahale ediyordu. Benden habersiz gitmiş bankaya söylemiş, bir tane bana kredi kartı çıkartmış. Ne zaman? Yüksek miktarda kredi kartı, ben ev alırken. Yüksek miktarda bir kredi kartı bana çıkarttırmıştı. Benim haberim yoktu. Haberin yoktu. Evet. Allah Gidip Allah. bankacıyla konuşmuştu dedi. Ben konuştum dedi. Bir baktım kredi kartı benim elimde. Çok özür dilerim. Bu evi ne zaman aldınız siz? Adam Bir yani sene önce. bir seneden beri çok şüpheli davranıyormuş zaten. Senin İşte ben onayın niye olmadan anlamadım kredi şimdi. kartı alıyor. Arkasından 60 bin lira olarak konuşuyorlar. Ben 99 bin. buzdolabı aldım. Benim kredi kartım yoktu. Dedi ki ben sana kredi kartı, yüksek bir miktarda kredi var içinde dedi. Ben sana kredi kartı istemişim. Bir baktım Allah Allah, kredi kartı elime, dedim ben istememiştim. Ben istedim dedi. Peki 60 bin diye konuşurken 99 bin lira, 39 bin lira fazla kredi niye çekiyor? Bunu nasıl açıklıyor? Bilmiyorum, internet bankacılığın şifresi ondaydı zaten kızım. Ben dedim ya, E-Devlet Bankası'nın Çok E-Devlet saçma. şeyi İyi de niyet değil. şifresi bile Berkan'daydı. Efendim Orhan Bey? İyi niyet değil Didem Hanım. Kızcağız ona 60 bin lira demiş. Yani diğer Sen onu bankalara daha... ödemeyeceksin ya, 99 bin lira olarak çekiyorsun. Evet. Diğer bankalara daha bakmamışım. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki diğer bankalarda da çekmiştir. Yani Aa. ben sadece bir bankaya bakmışım bu kadar şeydir, internet bankacılığına. Diğer bankalara daha ben bakmadım. Ben Belki fırsatım olmadı başka diğer banka. kredide çekmiş olabilir mi kızın Yani adına? çekmiş olabilir. Her şey, bütün şifreler, her şeyi, Bütün her şey şifreler. Berkan biliyor muydu kızının bütün şifrelerini? Hepsini biliyordu. Ama daha nişanlı bu. Niye her şeyini İşte vermiş? ne Onu bileyim, bu vermiş, kadar bunu güven vermiş. vermiş ki. Şu Ama kadar kızımın cüzdanında kredi kartları falan gördüm de daha fırsat bulamadım, gidip bakarsam. Belki kaç tane oralara da kredi kartı girmiştir. gördün kızında? Birkaç tane vardır onun cüzdanında. Peki bunları Berkan mı almış kredi kartlarını? Yoksa o kredi kartları üzerinden kredi mi çekiyor acaba? Kredi Ya kartlarından para? bilmiyorum, onlara kaderin cüzdanında bir sürü kredi kartı var, kaderin adına ama. Allah Allah. Kızımın adına ama, onu bankalara ben daha Kader bakmadım. çalışıyor muydu bir yerde? Bir ara çalışıyordu. Özel bir hastanede çalışıyordu. Sonra istifa etti zaten. Güzellik merkezi falan açmayı Güzellik düşünüyormuş. merkezi açmayı düşünüyordu. Ben Nasıl anesteziyi hayalleri varmış bırakıyorum. Ne güzel Aynen. hayalleri varmış. Öyle bir şeyi vardı. Sonra ondan vazgeçti, dedi ki ben mimar olacağım. Zaten grafik tasarımdan mezunum dedi. Mimar olacağım. Onun zaten çok hobileri, tiyatrodan mezundu. İşte anesteziden mezundu. Grafik Çok tasarımdan yetenekli bir mezundu. kız.